Bismillahirrahmanirrahim. Bâdur rek'ateyni bâdel asri. İkindiden sonra iki rekat namaz var mıdır, yok mudur? Şimdi bizim mezhepte ikindiden sonra namaz yok. Nafile namaz kılınmaz. Kaza kılınmış. Bazı rivayetlerde gelmiş ki Resulullah Efendimiz ikindi namazından sonra iki rekat kılmış. Onun için bazı ulema madem Resulullah Efendimiz kılmış, sünneti biz de kılarız demişler. Bazıları da hayır bu. Ümumi nehi vardır. Kılınmaz. Bu mesele. İhtilaflı olduğundan dolayı bu ihtilafı da burada halletmiş. Diyor ki evvela haddesene ibn-i merzûbun kâle haddesene vehbü ibn-i terîrin an şöbeten evi İshak an-i lesvet ve mesluh en Âişete radıyallahu anha enneha kâlet mâ kâne liyevmü lezî yekûnu indi fîhî Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem illâ sallâ rak'ateyni ba'del asr. Hazreti Âişe radıyallahu anha buyurdular ki mâ kâne liyevm gün olmadı. اَلَّذ۪ي اُلْ بِالْكُنْ كِ يَكُونُ عِنْد۪ي benim yanımda olurdu. Fî o günü Resulullah'ı, Resulullah Efendimiz olurdu. Orada lefse-i celal yok değil mi? Onu yazın. Resulullah Efendimiz benim nevbetimde Hazreti Ayşe buyuruyor ki hiçbir gün benim yanımda olmazdı. اِلَّا سَلَّا رَكْعَتَيْنِ اِلَّا iki rekat namaz kılardı. بَعْدَ الْاَصْرِ ikindiden sonra. Yani Ezvac-ı Mütteharat'tan diğerlerinin nöbetini bilmiyor da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kendi nöbetini biliyor. Benim nöbetim olduğu günü Resulullah Efendimiz ikindiden sonra illa o gün iki rekat namaz kılar. Hazreti Ayşe'nin nöbeti 9 günde bir gelirdi. Bazen 8 günde bir, bazen 7 günde bir. Yani haftada bir defa olsa Resulullah Efendimiz o günü gene namaz kılarmış. Herhangi bir vakit Hazreti Ayşe'nin nevbetinde olmuşsa ikinden sonra iki rekat namaz kılmış. İşte bu rivayetten alıyorlar ki demek ikinden sonra namaz var. Haddesene Ahmed ibn Davud kâle haddesene Musa ibn İsmail kâle haddesene Abdülvahid ibn Sihir kâle haddesene Şeybani kâle haddesene Abdurrahman ibn Lesvet an Ebihi an Ayşe'te radıyallahu anh'a kâle rek'atâni lem yekû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İki rekat vardı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadı. Yeda'uhuma onları tekrar olmadı. Sırren ve la alaniyede. Ne gizliden aşikaredi. Onları terk etmezdi. Rek'atâni qabla subh. İki rekat sabah namazından evvel ve rek'atâni ba'da'l asr. İki rekat ikindiden sonra. Bunları ne aşikarede ne gizlide terk etmezdi. Daima kılardı. Haydi sabah namazın sabahtan sonra yani şafaktan sonra kılmış olduğu iki rekat sabah namazının sünneti. İkindiden sonra kılınan ne namazıydı? İkindinin son sünneti mi? Yoksa ayrıca müstakil bir namaz mı? Onu beyan etmiyor Hazreti Ayşe. Yalnız diyor ki bunları terk etmezdi. Sabah namazının sünneti hakkında diğer hadisi şerifler de var. O sabit oldu. İki rekat muhakkak var. Fakat ikindiden sonra kılınan bu namaz ne namazıydı? O zikredilmiyor. Yalnız iki rekat namaz kılarmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Muhammed ibn Abdillah ibn Nümeyr. Kale haddesene Hafsun an-i Şeybani. Thümme zekere bi isnadihi mislehu. Yine bu hadis-i şerifi başka senetle zikretti. Haddesene Ebu Bekret'e. Kale haddesene Hilal ibn Yahya. Kale haddesene Ebu Avan an İbrahim ibn Muhammed ibn el-Münteşir. An Ebihi an Mesruk an Aşete radıyallahu anh'a. Hazreti Ayşe'den rivayet etti. قَالَتْ كَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz oldu. لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ İki rekat terk etmezdi. بَعْدَ الْأَصْرِ ikinden sonra. İkindiden sonra iki rekati terk etmezdi. Daima kılar. Peki burada o gene nereye geliyor? Yani kendi nöbetinde olduğu sıralar. İkindi namazını kıldıktan sonra iki rekat kılardı. Bir de var ki Hazreti Ayşe'nin hücresi Mescid-i Saadet'e bitişikti. Peygamber Efendimiz'i oradan görürdü zaten. Kapısı da vardı. Peygamber Efendimiz farzı kıldı mı nafileyi de evde kılardı. Demek başka Ezvac-ı Mütehharat'ın başkasının nöbetinde olsa bile Resulullah Efendimiz gider Hazreti Ayşe'nin hücresinde namazı kılar sonra ötekilerin yanında giderdi. Yani bu da olabilir. Yani elep devam kılardı manası da çıkabilir.
حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت evet, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyurdu ki vallahi ma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyemberekul müsterk etmedi her rekateyn iki reketi indi benim yanımda ba'del asr ikinden sonra kattu asr indi deyince yani kendi nöbetinde Hazreti Ayşe'nin kendi nöbetinde ikindi namazından sonra iki reketi hiç terk etmemiş. Haddesena Ahmed ibn Davud kala haddesena Muhammed ibn Yahya ibn Ebi Amr Ebi Umar قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل على رسول الله صلى الله ما دخل علي ولبشتكوا ما دخل علي بنين يعني ما كان مدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبارة فمنز بيتي بني مومة قدت أصلا بعد العصر كندن صار بني مومة bana gelmedi illa salla rak'ati illa iki rekat namaz kıldı. Haddesene ibn Ebi Davud kala haddesene Abdullah ibn Yusuf kala haddesene ibn Ebi Rücan an Ebihi an Umrata an Aişete radıyallahu anha nehvehu. Yani Hazreti Aişe'den bu hadis böyle rivayet ediliyor. Haddesene ibn Ebi Davud kala haddesene el-Havziyye kala haddesene el-Bu'avan el-Mughire an Ümmi Musa kalet eteytu Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe'ye geldim. فسألتها عن الركعتين كركعتين سردم بعد العصر ikinden sonra. İkindiden sonra Resulullah Efendimiz namaz kılıyor muydu, kılmıyor muydu? Bunu Hazreti Ayşe'den sordu. فَزَكَرَتْ عَنْهَا Hazreti Ayşe zikretti عَنْهَا o namazdan مِسْلَ ذَٰلِكَ اِذَا yani bu hadis-i şerif gibi ki yani kendi nöbetinde Resulullah Efendimiz o iki rekati kılardı. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة النزول يصلي كلار في صلاة العصر إكند نمازين ثم يصلي بعدها ومن سورة كلار في ركعتين إكي ركعت كلار في حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين أبو سعيد الأعمى bu rivayeti yapmış kimden bir adamdan ki يقال له السائب مولى القارئين kurraların mevlası sahip derlermiş o adamdan rivayet etmiş o da عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه زيد بن خالد الجهني dedi ki ben gördüm. O gördü. Raka'a ba'del asri ikindiden sonra kıldı sallallahu aleyhi ve sellem rak'ateyn. İki rekat ve kâle buyurdu ki la eda'uhuma namaz kılan Zeyd ibn Halid el-Cüheni. Evet. Zeyd ibn Halid el-Cüheni ikindiden sonra iki rekat kılarmış. Ve kâle hem de buyurdu ki la eda'uhuma ben bu iki rekati bırakmam. بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما Peygamber Efendimiz'i gördüm bu iki rekati kılıyordu. Ondan sonra onu gördükten sonra ben bu iki rekati terk etmem dedi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdu ki فذهب قوم bir kavim sahip oldular إلى هذا buna. Yani ikindiden sonra iki rekat bir namaz vardır. وقالوا dediler ki لا بأس بأن يصلي الرجل bir adamın kılmasında beis yoktur. Ba'del asr ikindiden sonra rek'ateyn iki rekat kılmasında beis yoktur. Günah yoktur. Ve huma o iki rekat mine sünneti sünnettendir. İndehum onların indinde. Bu mesele zahib olanlara göre bu sünnettendir. Binaenaleyh kılmasında beis yoktur. Hani İbrahim buradaki beis ne demek? Burada da terk-i evle mi demekle bahsediyor? Hem sünnetten diyor, hem de terk-i evladır. Öyleyse sünnetin terk-i evla mı oluyor? Demek ki her yerde la bâsin terk-i evladır manasında değil. Yerine göre. La bâsin terk-i evladır, kütüb-ü fikriye de yazar. Bir meselede la bâsin de terk-i evla. Burada diyor ki, bunlar diyorlar ki, ikinden sonra iki rekat namaz kılınması la bâsdir. Çünkü sünnettir. Sünnet olduktan sonra la bâs. La bâsin de terk-i evladır. Öyleyse sünnetin terk-i evladır. Sünneti terk etmek daha iyidir. Manası çıkar. Bak zıt manası çıkıyor. La bes demek burada yani
Kılarsa sünnettir, kılmasa günahı yoktur. O meneye gelir. La bes. La bes Araplarda değil. La bes. Yapayım mı bunu? La bes. Zararı yok. Zararı yok manasına. Öyle de gelir. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunda diye ihticac ettiler. فِهَذَا الْحَد۪يثِ Bu hadisle ihticac ettiler. İşte bu hadislerde o kadar Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildi. Hazreti Peygamber Efendimiz zikrinden sonra iki rekat namaz kılar diye ne oldu? Sünnet oldu. فَخَالَفَنْ Bunlara muhalif oldu. اَكْثَرُ الْعُلَمَا Ulemanın ekserisi فِي ذَٰلِكَ Bu meselede, ikindiden sonra nafile kılınmasında muhalefet ettiler. وَكَرِهُهُمَا وَكَرِهُوا Mekruh gördüler. Hıma o iki reketi. İkindiden sonra iki reketin kılınmasını mekruh gördüler. E peki biz bu kadar hadis okuduk. Burada sünnet olduğunu ispat etti. Nasıl mekruh olur? Mekruh olur mu? İşte bunların elinde delil var. Onlar da delilleriyle ispat ediyorlar ki o da kerahate delalet ediyor. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Mekruh görenler ihticac ettiler. بِمَا حَدَّثَنَا Evet, bir rivayette ki bize rivayet eyledi. Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ubeydullah ibn Musa al-Abdi. Kale ahberena Talhat ibn Yahya. Evet. En Ubeydullah ibn Abdullah Utbe. Enne Muaviye ersele ila Ümmü Seleme. Hazreti Muaviye Ümmü Seleme radıyallahu anhaya gönderdi. Yes'eluha anir rek'ateyn. İki rek'etten ona sordular. Elletin öyle iki reket ki reka'ahuma onları kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı. Ba'den asri ikindiden sonra kıldı. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a gönderdiler ki Hazreti Peygamber Efendimiz ikindiden sonra iki reket namaz kılardı. Kılar mıydı, kılmaz mıydı? Bunu sordular. Fekalet Hazreti Ümmü Seleme dedi ki Ne'am salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, Peygamber Efendimiz kıldı. İndi benim yanımda. Rek'eteyn iki reket ba'del asır. Benim evime geldi. İkindiden sonra iki reket namaz kıldı. Fekultu Hazreti Ümmü Seleme diyor ki ben dedim Resulullah Efendimiz'e sordum ki Ümirte bihima Ya Resulullah bu iki reketi kılmakla emir mi olundun? Yani Cenab-ı Hak mı emretti sana bu iki reketi kıl? Kale la. Resulullah Efendimiz dedi ki yok. Emrolunmadım. وَلَاكِنِّي لَاكِنْ بَلْ كُنْتُ اُصَلِّيهِمَا Ben bu iki rekete kılardım. بَعْدَ الظُّهْرِ Evleden sonra kılardım. Evleden sonra iki reket sünnet var ya, işte onu kılarmış. فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا Ben evle vakti bunları kılmadan meşgul oldum. İşim oldu da kılamadım. فَصَلَّيْتُهُمَا Şimdi onları kıldım, elâne şimdi. Demek ki o iki kılmış olduğu iki reket, önle vaktinde kılınan evlerinin son sünnetiymiş. Meşgul olmuş, kılamamış. Hazreti Ümmü Seleme'nin yanında kılmış. Şimdi buradan bir mesele çıktı. Sünnet kaza edilir mi? Evlede kılamadı, geçti. İkinci vakti geldi. Sünnet kaza edilmez. Eğer onu kılmışsa öyleyse sünnetleri de kaza edilir. Bak Resulullah Efendimiz kaza etmiş. Bir de haydi o günü meşgul oldu da O günü gaza etti Resulullah Efendimiz ama Hazreti Ayşe diyor ki ben alet devam Resulullah Efendimiz'in benim evime geldiğinde iki reket namaz kılardı. Bu da her gün Resulullah Efendimiz meşgul olup da evlerinin sünnetini terk eder o vakitte kılardı o da olmaz. Yani bak hadisler taarruz etti. Haydi bir gün kazaya kaldı. Her gün mü kazaya koydu Peygamber Efendimiz? Her gün mü meşgul olurdu? Yani bu rivayetle Hazreti Ayşe'nin rivayetini def etmek istiyor ama Bu da olmaz, def etmez bu rivayet. Bakalım başka rivayetler getirecek. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Muhammed ibn Yahya ibn Ebi Umar, kâle haddesena Süfyan, Abdillah ibn Ebi Lübey, an Ebi Seleme Teddini Abdurrahman, emni Muaviyete ibn Ebi Süfyan, kâle, ve huve alem minber, minber üzerinde Hazreti Muaviye dedi ki, li Küseyr ibn Salt, Küseyr ibn Salt, Salta dedi ki, اِذْهَبْ اِلَى عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَا Hazreti Ayşe'ye git. فَاسْأَلْهَا Sen onları sor. اَنْ رَكَتَيْنْ نَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in iki reketinden sor. بَعْدَ الْعَصْرِ ikindiden sonra. İkinden sonra Peygamber Efendimiz iki reket namazı kılardı. Git ondan sor. قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ Ebu Seleme dedi ki, فَقُمْتُ مَعَهُ
Ebu Seleme de Küseyr ile beraber gitmiş. Hazreti Muaviye Küseyr bin Salt'ı göndermiş. Ebu Seleme radıyallahu anh de o da ondan beraber kalkmış gitmiş. Ve kâle ibn-i Abbasın radıyallahu anhüma, Abdullah ibn-i Abbas da dedi, le Abdillah ibn-i Haris, Abdullah ibn-i Haris'e dedi ki, İzheb me'ahu, sen de onunla beraber git, sen de Küseyr bin Salt ile beraber git. Buldular üç kişi. Feci'naha, biz Hazreti Ayşe'ye geldik diyor. Fes'elnaha, Hazreti Ayşe'ye sorduk. Peygamber Efendimiz zikrinden sonra namaz kılar mıydı? Fekalet Hazreti Ayşe buyurdu ki, la edeyi, ben bilmiyorum. İkindiden sonra Resulullah Efendimiz'in namaz kılıp kılmadığını bilmiyorum dedi bak. Devletçi rivayetlerde hiç terk etmedi diyor benim nöbetimde. Burada da diyor ki bilmiyorum da. La edri, selu ümme selemete, Ümmü Seleme'ye sorun. Ümmü Seleme, Ezvac-ı Mutahharat'tan Ümmü Seleme daha yaşlı. Ona sorun dedi, o daha iyi bilir. Fes'elnâha, biz Ümmü Seleme radıyallahu anh'a sorduk. Fekalet dedi ki, dehala aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün geldi. Zâte yevmi. Bir gün yani, aleddevam değilmiş. Bir gün geldi. Ba'dal asr ikinden sonra. Fesallâ rekateyni, iki rekat namaz kıldı. Fekultu, ben dedim ki, ya Resulallah, mâ künte tusalli. Sen kılmaz idin. Hâteyni rek'eteyni, bu iki rekatı kılmaz idin. Fekâle, dedi ki, kâdime aleyye vaftun. Bana bir cemaat kudum etti geldi. Min beni temin, beni teminden. Beni teminden bir cemaat geldi. Ev ca'etni sadakatü. Yahut da sadaka geldi dedi. Ravi şek ediyor. Ya bir cemaat gelmiş, yahut da sadaka mali gelmiş. Feşegalûni, onlar beni meşgul ettiler. En rek'eteyni, iki rek'etten. Böyle iki rek'et ki, küntü usallihima, ben onları kılardım ba'da zuhur. Evleden sonra kılardım. Evleden sonra kılmış olduğu o sünneti meşgul etmişler de kılamamış Resulullah Efendimiz. İşte ben bugün cemaat geldi, beni meşgul ettiler. Ben evleden sonra kılacağım o iki rek'eti kılamadım. Ve huma, işte o iki rek'et hatan, işte bu kıldığım namaz işte o iki rek'ettir. Yani evlenin sünnetini kaza ediyorum. Öyleyse ikinden sonra bir sünnet yok. Şimdi yukarıki hadislerde kaç hadis getirdi ki Hazreti Ayşe diyor ki devamlı kılardı. Burada da diyor ki ben bilmiyorum. Taarruz etti. Sonra Ümmü Seleme'ye soruyorlar. Hazreti Ümmü Seleme de diyor ki evle namazında kılmamış olduğu sünneti kaza etti. Şu anda ikinden sonra sünnet yok. Ya belki rivayetlere ne diyeceğiz? Kıldı diye. حدثنا الحجاج بن عمران عمران بن الفضل البصري قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أن معاوية أرسل إلى عائشة رضي الله عنها حضرت معاوية حضرت عائشة رضي الله عنها يكندر يسألها سؤال eder olduğu halde hani secdeteyni ba'del asır. İkindiden sonra iki secdeden yani iki rekatten. Sual ederdi ki Resulullah Efendimiz kılar mıydı? Fekalet Hazreti Ayşe dedi ki leyset indi, benim indimde olmadı. Leyse indi. Benim indimde haber olmadı. Ney sallahuma, onları kıldığını kıldı olmadı. Yani ben bilmiyorum. Leyse indi, benim indimde olmadı. Sallahuma, onları kıldı mı kılmadı mı benim haberim yok. وَلَكِنَّ اُمْمُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ümmü Seleme haddesetni, bana söyledi ki اَنَّهُ صَلَّاهُمَا عَنْدَهَا, onun yanında kılmış. Hazreti Ayşe kime havale etti? Hazreti Ümmü Seleme'ye diyor ki benim yanımda kıldığını bilmiyorum, yalnız Ümmü Seleme bana haber verdi ki Resulullah Efendimiz ikindiden sonra iki rekat namaz kıldı diye. Ümmü Seleme biliyor, ona gidin dedi. فَاَرْسَلَ اِلٰى اُمْمِ Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Ersele, ersele olmaz, ürsilet olacak. Erselet değil mi sizde de? Erselet, Hazreti Ayşe gönderdi olacak. Erselet değil. Ha, öyleyse tamam. Ersele, Muaviye raci. Onlar Muaviye döndüler, tamam. Ersele, Hazreti Muaviye gönderdi ile Ümmü Seleme'ye. Ümmü Seleme'ye gönderdi. Ona aferin İbrahim'e. Radıyallahu anh'a fekalet, Ümmü Seleme'ye dedi ki sallâhumâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, indi benim yanımda. Lem arahu, ben görmedim idi. Sallahuma, onları kılar, görmedim idi. Evvelce hiç görmemiş. Bir gün, kablu bundan evvel. Vela ba'du, bundan sonra. Yani evvelden de kılmadı, sonradan da kılmadı, bir gün kılmış. Bir gün kılmış, Hazreti Müsellem'e diyor ki, ben ne evvel bunu iki rekat kıldığını gördüm, ne de sonra kıldığını gördüm. Fakultu, ben sordum ki, ya Resulallah, ma secdetan, bu iki secde iki rekat nedir? Ra'eytuke salleytehuma ba'del asri. İkindiden sonra kıldığın bu iki rekat nedir? Ma salleytehuma kablu ve la ba'du, ne evvel ne sonra sen bu namazı kılmazdın. Şimdi kıldın. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, ma bu iki rekat secdetan iki rekattir. Kuntu usallihima, ben bunları kılardım. Ba'da zuhri, evleden sonra kılar idim. Fekadime aleyye, bana kudum etti, geldi. Kalaisu mine sadaka, sadakadan develer. Sadaka develeri geldi. Felesituhuma, ben o iki rekatı unuttum. Demek namaz kılar kılmaz, sadaka develeri gelmiş. Resulullah Efendimiz onunla meşhur olmuş, o iki rekatı unutmuş. Hatta salleytul asra. İkindiyi kıldım. İkindiyi kıldım, hatırladım. Sümme zekertuhuma. Ondan sonra hatırladım. Fekerihtu. Ben hoşlanmadım ki en usalliyevma fil mescid. Mescitte kılmayı da hoşlanmadım dedi. Gaza edildi. Vennâsü yaravni. Nasıl beni görürler ki ikinden sonra bir namaz kılıyorum. Onu sünnet ittihaz ederler. Onu da ben hoş görmedim. Fasalleytuhuma indeki. Onun için ya Müslüman'a senin yanında geldim kıldım. Ha, demek ki Resulullah Efendimiz mescitte o iki rekati kılmış olsaydı hesap görecektiler. Ha, ikindiden sonra da sünnet var. İkindinin son sünneti var diyecektiler. Ha, bunu yanlış anlamasınlar diye geldi. Hazreti Müslüman'ın evinde onu ayrıca kıldı. İşte kılmış olduğu namaz bu. Yalnız bundan ne çıkıyor? Resulullah Efendimiz sünnetleriyle kaza ederdi. Baksana, evlenin son sünnetini kılamadı, geldi kaza etti. Bu Resul-i Ekrem Efendimiz'e mi has? Yoksa ümmeti de böyle yapacak mı? Bu da meşgutu ne? Evet, bizim mezhepte sünnetler kaza edilmez. Ama Resulullah Efendimiz'e has diyen diyeceğiz biz bunu. Diğer mezheplerde hayır, sünnet de kaza edilir diyen var mı? Olur ki buna kıyasın diyen olur. Şafirler de caiz yani. Buradan alıyorlar öyleyse. Bunlar alıyorsa bu hadisten alıyorlar. İkindiden sonra yapıyorlar mı yani yapıyorlar? Hayır, ikindiden sonra nasıl akılın mı? Yok. O tahiyyatun mescid başka. Biz sünnetin kazasını konuşuyoruz. Tahiyyatun mescid Şafiilerde, Malikilerde, Hanbelilerde herhangi vakit mescide girersen, haram olan vakit olsa bile iki rekat tahiyyatü mescid kılacaksın. Çünkü o camiye girmek sebep olduğundan ona haram değildir. Ama adam girmiş evvelde oturuyor, kerahat vaktinde kalkıp nafile namaz kılamaz. Şimdi mesele bu değil. Bir adam evlenin sünnetini kılmamış. İkinden sonra aklına gelmiş, kaza edecek mi? Şafiiler de sünnetini zaten kazası yok, sünneti kılmasan da olur. Neyi kaza edecek? Sünneti akıl akılma Şafiilerde. Kılarsan sevabını alırsan, kılmazsan günahı yok. Daha yani onlar sünneti o kadar ehemmiyet almıyorlar. Bir nafile gibi bir şey yani. Sevayet kabirinden. İş farz. Farzı kılma, sünneti akıl akılma. Fakat burada Peygamber Efendimiz evrenin son sünnetini kılmamış, unutmuş, sonra ikindi de hatırlamış. Bunu da camıda kılmak istemiş. Ha, korkmuş ki Müslümanlar görür de bunu sünnet elde ederler. Gelmiş Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evinde kılmış. Bu da delalet ediyor ki ikindiden sonra sünnet yok. Resulullah Efendimiz'in kılmış olduğu da gaza. Gaza sünneti. Sünneti gaza ediyor. Haddesena Ali ibn-i Abdurrahman. Atladı. Haddesena Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Kuşeyd. Kale haddesena Ebu'l Velid. Kale haddesena Hammad ibn-i Selam anil Ezrak ibn-i Gays. An Zekvan, an Aişete, an Ümmü Selamete radıyallahu anh annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor ki sallâ fî bîtihâ. Ümmü Seleme'nin evinde kıldı. Rek'eteyni iki rekat. Ba'dal asrı, ikinciden sonra iki rekat kıldı. Ve kultu ya Resulallah, ben dedim ki ya Resulallah, mâ hâtâni rekatân. Bu iki rekat nedir? Ve kâle buyurdu ki, kümtü usallîhimâ, ben onları kılardım. Ba'dal zuhri, önleden sonra. Ve câ'enî mâlu,
mal geldi, yani sadaka malı geldi. Feşşegaleni, o mal beni meşgul etti. Fesalleytühüma, ben bunları kıldım el-âne şimdi. Fakat bu rivayetler hep kimden geliyor? Ümmü Seleme. Hazreti Aişe'den gelen rivayetler yalnız bir tanesi var. Ki geldi de bilmedi. Ben bilmiyorum, Ümmü Seleme'ye sorun dedi. O da öteki rivayetlerde hep kıldı. Şimdi hadisler çoğaldı. İki rivayet, iki tarafın da rivayetleri çok. Onun da senetleri çok, bunun da sünnetleri çok. Evet. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أي أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنه حضرت عباس كرسي كريب كذلك حدثه وما روايته دمش أن ابن عباس عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر عبد الرحمن بن أسر والمسور بن مخرم المسور بن مخرم أرسلوه. Bunların üçü Küreyb'i gönderdiler. Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Eser, Misver ibn Mahreme, Abdullah ibn Abbas'ın kölesi Küreyb'i göndermişler. İlâ Âişete radıyallahu anh Hazreti Âişe'ye. Fekâlû, onlar gitti. Dediler ki, İkrâhâ Hazreti Âişe'ye götür. Esselâme selâmi minnâ bizden cemiyan. Bizim üçümüzden de ona selam götür. وَسَلْهَا Hazreti Aişe'ye sor اَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ İkindiden sonra kılınan şu iki rekatten sor. وَقُلْ De ki اِنَّا اُخْبِرْنَا Bize haber verildi ki اَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا اَنَّكِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِينَ Sen tusallina geliyormuştun اُمَا O iki rekatti. Hazreti Aişe geliyormuş. Böyle haber gelmiş. وَقَدْ بَلَغَنَا Bize erişti ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki Peygamber Efendimiz نَهَا عَنْهُمَا İkindiden sonra iki rekatten nehyetti. Demek ki nehi biliyorlar. Bu üç sahabe de Peygamber Efendimiz ikinden sonra namaz kılınmasın diye emretmiş. Bu nehi biliyorlar. Halbuki haber vermişler ki Hazreti Aişe iki rekat geliyor. Bu nedir? Resulullah Efendimiz'den bize bağlı oldu, nehyetti. Halbuki senden de haber geliyor ki sen iki rekat kılıyorsun. Bunun mahiyetini bize öğret dediler. قال ابن عباس رضي الله عنه Abdullah ibn Abbas dedi ki ve kuntu adribu ben döverdim. Ennâse nâsi mâ Ömer Hazreti Ömer'le beraber aleyhima o iki rekat üzerine. Yani ikindiden sonra kim kalkar iki rekat kılarsa Hazreti Ömer dögermiş, Abdullah bin Abbas'ı sen de bir tarafta. Kim ikinciden sonra iki rekat namaz kılarsa vur, yapıştır. Diyor ki ben de Hazreti Ömer'le beraber vururdum. Yani nehyederlermiş. Şimdi kuru sofu olacak olsa diyor ki ya bunlar nasıl Müslüman? Adamı Allah'a ibadet ediyor da gene dögüyorlar. Halbuki onların dini sondan değil, dinde bir bid'at çıkarıyor. Allah'a karşı ibadet edeceksen gece kalk kıl. Kıl da kıl. Çünkü şey ehtar olur o vakit. Ama sen Resulullah Efendimiz'in nehyetmiş olduğu vakitte kalkmış ibadet ediyorsun. Kendi kendine bir şeriat getiriyorsun. Onların değildiği de onun için. Vaktiyle ben böyle cahil, sofi bir adam. Önleye tam 10 dakika kalmış. El ele cele gelmiş. Namaz kılıyor. Kendisi de hacı dedim. Hacı Efendi dedi. Kerahat vakti. Kerahat vakti namaz olmaz. Kim bir olmaz dedi. Ben Allah'ın köpeğiyim. Onun önünde yuvarlanacağım. Ben kim nedir? Allah'ın köpeğiyim. Ben yuvarlanacağım. Şimdi Hazreti Ömer olsun onu bırakır mı? Bireye göre başlar da. Resulullah nehyetmiş. Madem sen Allah'ın köpeğisin, Allah'ın Resulü'nü niye dinlemişsin? Allah'ın Resulü bu vakitte namaz kılma demiş. Eğer köpek olsan emir dinlerdi. Demek ki o şeytan da. Kendisine bir tevazu veriyor, ben Allah'ın köpeğiyim diyor, fakat Resulullah'ın emrinden muhalefeti hareket ediyor. O zannediyor ki iyilik yaptım, halbuki şeytanı memnun ediyor. Evet. İşte Hazreti Ömer onun için nasi nehyide döyermiş, Abdullah bin Abbas diyor ki ben de onunla beraber nasi döyerdim. Sete kılma değil, bir de vurmak var. Döymek demek kamçı mı, zopa mı neyse elinde ondan döyerdi.
Kale Küreyb. Küreyb diyor ki fedehaltu aleyha. Ben Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdim. Febellagtuha. Bunların selamını tebliğ ettim. Sonra haber verdim. Ma ol bir şey ki erseluni. Beni ona beni gönderdiler. Bihi anında. Yani elçiliğimi ödedim. Söyledim ki sen namaz kılıyormuşsun içinden sonra. Resulullah Efendimiz de bundan bahsetmiş. Bunu soruyorlar. Fekalet Hazreti Ayşe buyurdular ki sen Ümmü Seleme'ye radıyallahu anh. Ümmü Seleme'ye sor. Fekhareçtu ileyhim. Ben çıktım. O üç sahabenin yanına gittim. Feahbertuhum. Onlara haber verdim. Bi kavliha Hazreti Ayşe'nin kavlini ki Ümmü Seleme'ye havale ettim. Feredduni ila Ümmü Seleme'ye radıyallahu anh. Bu sefer Ümmü Seleme'ye beni gönderdiler. Bimisli ma erseluni bihi ila Ayşe. Hazreti Ayşe'ye neyle gönderdilerse yani onunla Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Yani git bizden selam söyle. De ki o iki rekat içinden sonra namaz kılıyormuş. Hazreti Ayşe'den sordu. Size havale etti. Bu iki rekatten bize haber verir. Fekalet Ümmü Seleme'te radıyallahu anh. Hazreti Ümmü Seleme buyurdular ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yenha. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim, nehyederdi. Anhuma ikimizden sonra iki rekat kılmadan nehyederdi. Yani Peygamber Efendimiz'in nehyini Hazreti Ümmü Seleme işitmiş. Sümme raituhu, sonra ben Resulullah'ı gördüm ki sallahuma kılıyor. Hem nehyini işitmiş, sonradan da kıldığını görmüş. Emma hine sallahuma, onları kıldığı vakitte fe innehu sallal asr, ikindiyi kıldı. Yani kıldığını gördüm de ne vakit kılmış. O kıldığını da şu şekilde gördüm. Göre böyle ikindiyi kıldırdı. Sümme dekale aleyye. Sonra benim hücreme geldi. Ve indi nisvetun min beni haram minel ensar. Ensardan beni haram kabilesinden de bir takım kadınlar vardı. Onları da şahit tutuyor. Fesallâhumâ. Ondan sonra o iki rekete Resul-i Ekrem Efendimiz kıldı. Feerseltu ileyhil cariyete. Ümmü Seleme radıyallahu anh diyor ki ben cariyeyi Peygamber Efendimiz'e gönderdim. Demek Peygamber Efendimiz Zevnüt'e tarafında kadınlar olduğunda Hazreti Ümmü Seleme kadınlarla beraber Resulullah Efendimiz biraz ötede iki rekete kılınca Ümmü Seleme teaccüp etmiş. Resulullah Efendimiz nehyederdi. Kendi kıldı. Cariye demiş ki git. Fekultu. Cariye dedim ki kumi ila cembihi. Git Resulullah'ın yanında otur. Fekuli de ki Resulullah Efendimiz'i bekle, namaz kıldıktan sonra de ki تَقُولُ لَكَ اُمُّ سَلَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَا. Ümmü Seleme sana soruyor ki ya Resulallah لِمَ أَسْمَعُكَ. Ne için ben işittim seni ki تَنْهَا اَنْ هَاتَيْنِ الرَّكَتَيْ. Bu iki rekatten nehyettiğini işittim. وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا. Şimdi de kılıyorsun, bu ne içindir? Edebe bak, Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh'a kadınları bırakıp gitmiyor. Cariyeyi gönderiyor. Cariyeye de diyor ki Peygamber Efendimiz'in yanında otur. Namazı bitirdikten sonra de ki Ümmü Seleme soruyor ki bu namazdan, iki rekat namazdan nehy ederdin. Şimdi de geliyorsun. Bu ne için oldu? Acaba yeni bir emir mi var? Yeni bir vahiy mi geldi? Sebebi onların zaten en çok aradıkları bu. Daima vahiy geliyor. Olur ki yeni bir vahiy geldi. İki rekat daha namaz kılınacak. فَيْنَ شَارَ بِيَدِهِ. Eğer Resul-i Ekrem Efendimiz sen bunu de yanında dur. Sen bunu söyle. Eğer eliyle işaret ederse فَاسْتَاخِرِ عَنْهُ. Sen geriye çekil. Geriye çekil yani bekle. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَ. Cariye de gitti. O namazdayken, Resulullah namazdayken Ümmü Seleme sana diyor ki bu iki rekatten nehyederdin. Şimdi niçin geliyorsun? Deyince فَاَشَارَ بِيَدِهِ. Peygamber Efendimiz eliyle işaret etti. İşaret etti yani bekledi. فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. Cariye de gerisini geri çekildi. فَلَمَّنْ صَرَفَا. Vaktaki namazı bitirdi. قَالَ. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki يَا بِنْتَ أَب۪ي اُمَيَّ. Ey Ebi Ümeyye'nin kızı. سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْأَصْرِ. İkindiden sonra kılınan bu iki rekatten sual ettim. Ve ennehu etani yunasun.
Halbuki bana bir cemaat geldi. Min Abdülkays, Abdülkays kabilesinde. Bil İslam, İslam ile. Yani kendi Müslüman oldular. Min kavmi. Etâ unâsun min Abdülkays bil İslam min kavmi. Bir kavimden İslam ile geldiler. Feşagalûni, beni meşgul ettiler. Anir rak'eteyn illeteyn, şu iki rak'etten ki ba'da zuhri evleden sonra olacaktı. Fehumâ hatâni, işte bu iki rak'et, o iki rak'ettir. Demek ki o çağrıya teahhür etti. Ondan sonra Resulullah Efendimiz namazı kıldıktan sonra ey binti beni Ümeyye diye Hazreti Ümmü Seleme'ye hitap etti. Dedi ki yani senin sormuş olduğun bu iki rak'et namaz ben evde namazın evleden sonra kıldığım iki rak'et namaz idi. Beni Abdülkays'ten bir cemaat geldi, Müslüman oldular, onlar beni meşgul ettiler. Ben o iki rekatı kılamadım, işte kıldım bu iki rekat odur. Ya, yoksa ikimizden sonra bir namaz yoktur. Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lem yekün yetiha fi beyta ba'del asır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'nin evine gelmezdi, ikimizden sonra illa salla rekatin, illa iki rekat namaz kılardı. Evet. Adafet Hazreti Ayşe bunu izafe etti. Kendisinden ki sordular ki senden böyle rivayetler geliyor ki Resulullah Efendimiz senin evine geldiğinde iki rekat namaz kılıyormuş. Sorduklarında ne dedi Hazreti Ayşe? Adafet bunu izafe etti. Zalik ile Ümmü Seleme. Hayır ben bunu bilmiyorum. Ümmü Seleme'den sorun dedi. Ben Ümmü Seleme'den işittim diyor. Hani yukarıda bir hadiste geçti. Ondan işittim. Halbuki rivayetler sarih. Hiçbir vakit benim nöbetimde benim evime gelmedi, illa iki rekat namaz kıldı. O bu sefer de öteki rivayetlerde de sonki rivayetlerde diyor ki hayır ben bunu bilmiyorum, Ümmü Seleme'den sorun. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan da soruyorlar, o da diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün bunu yaptı, ben de sordum. Dedi ki evde namazın sünnetini kılamadım, meşgul oldum, onu kaza ettim. اضافت الى ذلك الى ام سلمه رضي الله عنها فانتفت قفت فانتفت منتفي oldu بذلك الاثار bu eserlerle evet böyle eserler ki el uvel evvelki eserler kulluha hepsi öyle eserler ki el merviyetü an Ayşe radıyallahu anha Hazreti Ayşe'den rivayet edilen eserler, evvelki eserler, bu sonki eserlerle hepsi müntefi oldu. Şimdi fentefetin faili hangisi? El-Uvel. Fentefet müntefi oldu. Ney? El-Uvelu evvelki eserler. Kulluha hepsi. Öyle eserler ki El-Merviyyetun Aşe radıyallahu anh'a neyle? Bizalikel asa bu son okuduğumuz hadislerle. فَلَمَّا سُوِلَتْ عَنْ ذَٰلِكَ وَقْتَكِ Hazreti Ayşe sual edildi عَنْ ذَٰلِكَ bu meselede فَلَمَّا سُوِلَتْ وَقْتَكِ sual edildi عَنْ ذَٰلِكَ bu iki rekatten Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Ümmü Seleme sual edildi اَخْبَرَتْ haber verdi ki اَنَّهَا قَدْ كَانَتْ قَدْ كَانَتْ سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ümmü Seleme'den sorduklarında bu iki rekati dedi ki ben eşittim. Kanet semiat. Eşittiğini söyledi. Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin dediğini eşittiğini söyledi ki yenha anhuma. O iki rekatten nehyettiğini eşittim dedi. Bunu da nakletti. Hazreti Ümmü Seleme öyle demedi. Ben Peygamber Efendimizden bu iki rekat hakkında nehyini işittim. Ondan sonra iki rekat kılınca sual ettim. O da dedi ki evde de kılmadım. Sünneti kaza ettim. Öyleyse Hazreti Ayşe'den evvelce rivayet edilen rivayetler hepsi yok oldu. Ve vafakaha ala zalik. Buna muvafakat etti İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh. Hazreti Abdullah bin Abbas ve Müsver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esad bunları üçü de buna muvafakat ettiler ki Ümmü Seleme'nin bu rivayeti doğrudur. İkinliden sonra bir namaz yoktur. Peygamber Efendimiz'in kılmış olduğu o iki rekat bir gün olur. Ya bir gün, ya iki gün, ya üç gün diyelim demiş. O da evde namazını unutmuş, yahut da meşgul olmuş, kılamamış, kaza etmiş. İlla annehum. Bunlar Hazreti Ümmü Seleme'ye muvaffakat ettiler. Yalnız şu kadar var ki bunlar zekeru zalike. Bunu zikrettiler. Bu meseleyi belâhan. Eşitmek tarifiyle.
İşittiler ki Resulullah Efendimiz nehyedermiş. İşitmemişler yani Resulullah'ın nehyini işitmemişler. Yalnız başkalarından bela terikiyle, kendilerine erişmek terikiyle zikrettiler. وَلَمْ يَذْكُرُوهُ سَمَاهَنِ Bizzat biz işittik demediler. Evvela bunu Hazreti Ümmü Seleme'den kimi gönderdiler? Küreyd'i gönderdiler. Küreyd bir köle gitti, o haber getirdi. Hem Ümmü Seleme'nin gelmesinden işitmediler, hem de Peygamber Efendimiz'in nehyini onlar da bizzat işitmemişler de başkalarından işitmişler. Sema'an değil de belavan. Lakin diyor, وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ Fakat bu mesele üzerine bunlara muvaffakat etti cemaatun bir cemaat. Hakevuhu fakat onlar hikayet ettiler. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bizzat hikayet ettiler ki Peygamber Efendimiz nehyetti. Yani burada nehi muhakkak olmuyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh eşitmiş ki nehy olmuş. Ondan da Küreyb eşitti. Küreyb de getirdi bu sahabe, üç sahabeye haber verdi. Bu üç sahabe de Ümmü Seleme'nin kavline muvaffakat ettiler ama ne yönünde muvaffakat ettiler? Belag yani haber vasıtasıyla. Yoksa bizzat kendileri eşitmedi. Ama diyor ki eşidenler de var. Eğer bunlara kanaat etmiyorsunuz, onlar da zikredecek şimdi. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Bu meselede rivayet edilen hadislerdendir. مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَزِيزِ الْاَيْلِ قَالَ حَدَّسَنَا سَلَامَةُ بْنِ رُوْحِ أن أقيل قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حضرت علي سبح بعد العصر ركعتين حضرت علي رضي الله عنه كمدن سورة 2 ركعت قلدي بطريق مكة مكة yolunda فدعاه عمر حضرت عمر ونشغل دي فتغيز عليه حضرت علي üzerine de kaba kaba konuştu gayzın yani şiddetli konuştu Ve kâle dedi ki, vallahi, yani Allah yemin ederim ki, لَقَدْ عَلِمْتُ Ben bildim ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, كَانَ يَنْهَانَا Bizi nehyederdi, اَنْهُمَا Bu iki rekatta. Hazreti Ömer yukarıda okuduk ya, Abdullah ibn Abbas'ı da memur etmiş, ikindiden sonra nafile kılanları döyerlermiş. Hazreti Ali de döyecek değil ya, Hazreti Ali'nin kıldığını görünce Hazreti Ömer kızmış, fakat ona da Ağır söylemiş. Ne yapıyorsun Ali sen? Yaptığın sünnete muhaliftir. Vallahi Allah'a da yemin ediyor ki Resulullah Efendimiz ikinden sonra namaz kılmadan bizi nehyetti. Yani niçin yapıyorsun dedi. Haddesena Abdülaziz ibn-i Muaviye tebini Abdülaziz el-Attabiyyü. Kale haddesena Yahya ibn-i Hammad. Kale haddesena Du'avanete en katadete an Abil Aliye. Ali ibn-i Allah'ın radıyallahu anhüma. قال الشهيد عندي بن من ضمن الشاهد ودي رجال bir takım adamlar merdiyun kendilerin haline insan razı olur ve erdahum indi onların benim indimde en ziyade merdi olanı da Ömer'dir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha nehyetti an salati namazdan ba'de fecri sabah namazından sonra hatta tatlu'a şemsi güneş doğuncaya kadar Ve ba'del asri, kimden sonra da namazda nehyetti, hatta ta'arub eşşemdi, güneş batıncaya kadar. Yani Abdullah bin Abbas diyor ki, benim yanımda birçok adamlar şahit oldular ki Resulullah Efendimiz sabah namazından sonra, ikindiden sonra nafilede nehyetmiş. O adamların hepsine sen rıza gösterirsen, yani merdi dediği ki yani onun haline sen razı olursan, ben de razı olurum fakat Bunların en kuvvetlisi de Hazreti Ömer'dir. Yani haber verenlerin birisi de o. Peygamber Efendimiz nehyetmiş. Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin ibn Mansur en katâdete nebil âli yani ibn Abbasın radıyallahu anhuma kâle haddesena gayru vâhidi min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ashabi Resulullah'tan bir tane değil birçoklarından rivayet edildi ki evet Abdullah ibn Abbas onlardan rivayet ediyor. ثُمَّ زَكَرَ مِسْلَهُ Bunun mislini zikretti ki yani Resulullah Efendimiz bu iki vakıtta nafile namazda nehyetmiş. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنِ إِبْرَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبَانْ اَنْ قَتَادَتَ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Yine bu isnad ile bunun mislini zikretmiş. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنِ إِبْرَيْمِ قَالَ حَدَّسَنَا اَبَانْ اَنْ قَتَادَ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Yine
bu isnatla bunu zikretti. Haddesena İsmail ibn-i İshak el-Kufi, kâle haddesena Ebu Nu'ayn, ve haddesena ibn-i Merzûk, kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Süfyan ed-Ebi İshak en Asim ibn-i Damr'a, en Aliyyen radıyallahu anh, kâle kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu, yusalli fî duburi kulli salâti, her namazın peşinde kılardı, rekateyn, iki rekat. İllel fecre vel asra, illa sabah namazıyla ikindirin peşinde namaz kılmazdı. Evet, bu kimden rivayet edildi? Hazreti Ali'den. Hazreti Ali radıyallahu anh gel sıkıldı. Hatta Hazreti Ömer de ona şiddet gösterdi. Haddesena Fadun, kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bud, kâle haddesena İsmail ibn-i Ebi Kethir el-Ensari, en Sa'd ibn-i Sa'idin, en Umreten Aşet radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neha an salatin ba'da subh. Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra, yani farzdan sonra nafile kılmadan nehyetti. Hatta tatlu aşşemri, güneş doğuncaya kadar. Ve an salatin ba'da lasri, kimden sonraki namazdan da nehyetti. Hatta ta'rub aşşemri, güneş batıncaya kadar. Bak, Hazreti Ayşe'nin kendisi rivayet ediyor nehyi. Halbuki yukarıda da diyor ki Resulullah Efendimiz kılardı. Taarruz oluyor bunlar. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني مستعون أبو يحيى قال حدثتنا عائشة رضي الله عنها وبيني وبينها ستر أبو يحيى diyor ki ben Hazreti Ayşe'den gittim sordum Hazreti Ayşe bana rivayet etti aramızda da bir perde vardı perde arkasından rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yekün yusalli kılmazdı. Salaten hiçbir namaz illa tebi'aha rek'ateyni etba'aha olsa daha iyi. İlla etba'aha rek'ateyni illa iki rekat ona tabi kılardı. Peygamber Efendimiz hiçbir farz namazını kılmazdı. İlla o farzın peşinden iki rekat namaz kılardı. Gayrel asri vel gadati. İkindi ve sabahtan başka. Bu iki vakitte kılmazdı. فَاِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا O iki rekatı bunlardan evvel kılardı. Namazın evvel. Sabah namazından evvel. Bir de ikinden evvel. Evvel kılardı. Sonra kılmazdı. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ وَنْ سَعْدٍ النَّسْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ harfleri değiştirmiş, karıştırmış. عَبْدِ الرَّحْمَنِ Muaz ibn Afra. An Muaz ibn Afra. Muaz ibn Afra'dan rivayet etti. Ennehu tafe ba'del asr. Evet. İkindiden sonra tavaf etti. Ba'de salatü subh yahut da sabah namazından sonra. Felem yusalli tavaf namazını kılmadı. Fesu ile an zalik. Sual ettiler ki tavaf ettiğinde namazı kılmadı. Fekale dedi ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyetti. En salatin ba'de subhi sabah namazından sonra namaz kılmadan nehyetti hatta tatlâ'a şems güneş doğuncaya kadar ve en salatin ba'de asr ikinden sonra namaz kılmadan da nehyetti hatta ta'ruba şemsu güneş batıncaya kadar haddesena Ebu Bekir kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena Ubeydullah ibn Eyad ibni Luqayb ve Hutlaqib عن أياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال بعثني سليمان بن ربيعة براء بن عازب رضي الله عنه جوات ديولك يقولك بعثني سليمان بن ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة بكذا قال سنة أبو داود تياليسي ليس بير سايفة أول سنة بير سايفة بنيانس كتبس حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو بكر النخعلي عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري عن رواية الجبرتي وذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى في أمر النزله عن ذلك يكون لن سورة نمط كلمه sabah namazından sonra nafile namaz, yedikinden sonra nafile namaz kılmayı vermiş. كَمَا زَكَرَهُ مُعَازِ بِنْ عَفْرَى عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُعَازِ بِنْ عَفْرَى nasıl rivayet ettiyse evet
bu zat da böylece onu rivayet ediyor. Muaz bin Efra nerede? Bundan evvelki bir hadis-i şerifte. Bundan evvelki hadis-i şerifte ne dedi Muaz bin Efra? Diyor ki, ikindiden sonra yahut da sabah namazından sonra tavaf etmiş, namaz kılmamış. Niçin namaz kılmadın diye sormuşlar. Buyurmuş ki Resulullah Efendimiz, bu iki vakitte namaz kılmadan, nafile kılmadan nehyetti. Aynı hadis-i şerifi Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'ta da rivayet ediyorlar. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ينابو سعيد الخدري ذا أيه حديث الشريف رواية اليوم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehru. İbn-i Merzuk, evet, Buni, Ata İbn-i Yezid'den, Yezid'den, o da Ebu Said'in Hudri'den eyni hadis-i şerifi rivayet ediyor. Haddesena Sehdin, kâle haddesena Yahya ibn-i Salih, kâle haddesena Süleyman ibn-i Bilal, kâle haddesena Amr ibn-i Yahya, an Ebihi, an Ebi Said'in Hudri, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Said'in Kudri radıyallahu anh'ın yine eyni hadis-i şerif başka bir senetini zikredilmiş oluyor. Haddesena Ahmed ibn Abdullah ibn Abdurrahman el-Baqiyy kâle haddesena Amr ibn Ebi Selamet an Zuhayr ibn Muhammed kâle akhbereni Musa ibn Ubbete en Nafi'in an ibn Umar'a an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misal. Bu da Abdullah ibn Ömer'den yine bu hadis-i şerif zikrediliyor. Yani yukarıda Ebu Said'in Hudri'den rivayet edildi. Bu da Abdullah ibn Ömer'den ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra yahut ya da ikindiden sonra nafile kılmayı nehyetti. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Abdullah ibn Hamrat kâle haddesena Şâbet'e an Ebi Teyyâh el-Dabu'iyyi قال حدثنا حمران بن أبان قال خطبنا معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان bize خطبه okudu فقال dedi ki يا أيها الناس أي جماعة إنكم siz لا تصلون biliyorsunuz صلاة bir namaz biliyorsunuz ki قد صحبنا biz müsahabet ettik konuştuk kime müsahabet ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e müsahabet ettik. مَا رَئِيْنَاهُ biz Resulullah Efendimiz'i görmedik. Ne görmedik? يُصَلِّيْهَا bu namazı kadar görmedik. Siz bir namaz kılıyorsunuz ki biz Resulullah'ı bu namazı kadar görmedik. Halbuki biz Resulullah'ın eshabındanız. وَلَقَدْ نَهَا muhakkak nehyetti. Lekad tehkik için olur, fiil maziye dahil olursa. Bir de lambda getirdi ki yani tehkik ediyor. وَلَقَدْ نَهَا مُحَقَّقْ Peygamber Efendimiz nehyetti. اَنْهَا bu namazdan. Yani Hz. Muaviye kastederdi. اَرْرَكْعَتَيْنِ بَعْتَ الْأَصْرِ İkindiden sonra kılınan namazı kastederdi. حَدَّسَنَا يُونُسُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْدٍ اَنَّ مَالِكَ الْحَدَّسَهُ اَمْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَ ابْنِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برف منس نهى نهيتي عن الصلاة نمازدن بعد الصبح نمازدن سبع نمازدن سورة حتى تطلع الشمس حتى جنش تلو يدين زيه كده جنش تلو يدين زيه كده وارد نماز قلنماز جنش تلو يدين سورة ده yine bir vakti kerahat var bir mızrak yahut iki mızrak koyu yukarı kalkıncaya kadar o vakitte haram vakti zaten. Yani ise de hemen güneş tülü etti de bitti ki demek manasını değil. Güneş tülü edinceye kadar nafilelere mahsus bir haram vakit var. Güneş tülü ederken farz ve nafile olsun hiçbirisi kılınmaz. O başka zaten. O meal. Ve ba'del asr ikindiden sonra da nafile namazda nehyetti hatta ta'arub eşşemsu. Güneş hurub edinceye kadar. Bu hadiste kimden rivayet edildi? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'da. Fakat câetil âsâr eserler geldi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'de geldi. Mütevâtireten mütevâtir olarak
Neden? Neyle geldi? Billahi yani salati ba'del asır. İkindiden sonra namaz kılmaktan nehyeden hadisler mütevatir olarak geldi. Hatta ta'rıda şemsü güneş vurup edinceye kadar. Ve amile bidalik. Bununla da amel etti. Bu nehyle amel etti. Yani namaz kılmadılar. Ashabuhu, Peygamber Efendimiz'in ashabı da namaz kılmadılar. Min ba'di Peygamber Efendimiz'den sonra. Niye? Nehyle amel ettiler. Nehyle amel ettiler ne demek? Yani namaz kılmadılar. فَلَا يَنْبَغِي لَايُكْ olmaz. لِأَحَدٍ hiçbir kimseye layık olmaz. En yukhalife muhalefet ede. Zalike bu ashab-ı kiramın gittiği yola muhalefet etmek hiçbir kimseye layık olmaz. Bir adam Uri Sofru gelip de ben kılacağım derse Resulullah'ın ashabının yolundan ayrılmış olur. Peki ashab-ı kiramın böyle amel ettiği neden malum? Diyor ki femimma ashabın amel ettiğinden, ettiğini beyan eden rivayetlerdendir. Mimma ol bir şeylerdendir ki ruh yani ashabi, Peygamber Efendimiz'in ashabından rivayet edilen hadislerdendir. Fizalik bu mesele hakkında. İkindiden sonra namazın mekruh olduğu hakkında. Maşul bir rivayet ki haddesena Yunus'u. Kale akberen ebnu vehdin enne maliken haddesehu. İbn-i Vehb diyor ki İmam Malik bana haber verdi. Kimden? Hani İbn-i Şehab'in. Muhammed ibn-i Şehab-i Zühri'den. O da kimden? Hani Sa'ibi ibn-i Yezid. Sa'ibi ibn-i Yezid'den. Ennehu râ'a Umar ibn-i Khattab radıyallahu anh. Sa'ibi ibn-i Yezid diyor ki ben Hazreti Ömer'i gördüm. Yadrib'i döker olduğu halde gördüm. Döydüğünü gördüm. Kimi? El Münkedir'e. Münkedir'i. Münkedir. Ya ashabdan ya tabiinden, neyse bilmiyorum, Muhammed ibn-i Münkedir var. Bu Münkedir'in gelmesi demek herhalde sahabeden olan bir zat. Onu döker olduğunu gördüm. Fis salati namazda ba'del asır. İkindiden sonra namaz kılıyormuş. Hazreti Ömer onun namaz kıldığını görünce kamçıyı kaldırdığı gibi yapıştırmış ona. Bu zat da görmüş. Kim bu zat? Yezid ibn-i Said. Diyor ki ben Münkedir'i duyduğunu gözümde gördüm namaz kıldığından dolayı. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala kendi kılmadığı gibi kılanları da bunun için Peygamber Efendimiz'in lehi olduğundan dolayı. Haddesene bin Ebi Davud kâle haddesene Ebu Salih kâle haddesene Leysu kâle haddesene Yukaylun alimni Şahabin fezekere mislehu bi isnadi bu hadisi şerifi bu isnatı da zikretti. Yani hadisin kiravisi oldu. Hazreti Ömer'in Hazreti Münkedir'i döydüğünü bu adamı görmüş. İki senetle sabit oldu. Haddesena Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Yahya ibn Sa'id el-Kattan. Kale haddesena Na'mış. En Ebi Vail an Abdillah. Ebi Vail Abdullah ibn Mesud'den rivayet ediyor. Kale buyurdu ki Kâne Ömer'u yekre. Hazreti Ömer hoşlanmazdı. As-salâte ba'del asr. İkindiden sonra namaz kılmayı kerih görüldü. Hoşlanmazdı. وَاَنَا اَكْرَهُ Abdullah bin Mesud buyuruyor ki ben de kerih gördüm. Neyi? Maşul bir şey ki kerihe Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer neyi hoşlanmadıysa ben de onu hoşlanmadım. Madem Hazreti Ömer Hulefai Raşidin'den hiçbir yoldan gitmez illa Resulullah Efendimiz'in ya emri var ya nehi var o yolda gitmiş. Onun için Abdullah bin Mesud da ben de ikinizden sonra namaz kılanları sevmiyor diyor. Namaz kılanları. Şimdi Hazreti Ömer'den rivayet etti. Abdullah bin Mesud da aynı fikirde olduğunu bildirdi. Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Yahya bin Hammad kâle haddesena Ebu Avanete an Süleyman fe zekere bi isnadi mislehu. Yine Abdullah bin Mesud'un bir rivayetini zikreyledi. Haddesena bin Merzuk kâle haddesena Vehbun kâle haddesena Şubetu an Cebele Tebni Süheyman. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر işittim diyor. Cebele bin Suheyb. Bu üçüncü sahabe oluyor. يقول عبد الله بن عمر derdi ki رأيت عمر رضي الله عنه ben babam Ömer'i gördüm. يضربوا الرجل bir adamı döküyordu. إذا رآه يصلي. يضربوا الرجل burada bir muayyen adam değil de yani herhangi bir adamı döyerdi izara ahu yusalli onu kılar
namaz kılar gördüğü vakitte ba'del asır. İkindiden sonra her kim namaz kılar ise Hazreti Ömer onu gördü mü dögerdi. Ben bunu gördüm diyor. Oğlu Abdullah. Hatta yansarife min salati. Ne vakıda kadar dögerdi? Namazda munsarif oluncaya kadar yapıştırırdı onu. Namazı boşalttırırdı onu. Haddesene ibn-i Merzuk'in, kâle haddesene Behdun, kâle haddesene Şâbetü en Abî Cemrete, kâle seeltü ibn-i Abbasin radıyallahu anhüm. Bu sefer Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet getirdi. Abdullah ibn-i Abbas'a sordum. Anis salati ba'del asr, ikindiden sonra kılınan namaz hakkında sordum ona. Fekâle dedi ki, râiyyütü Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i gördüm, yadribü racüle izâre ahu yusalli ba'del asr. İkindiden sonra bir adam namaz kıldığını Hazreti Ömer gördüğünü dögerdi. Abdullah bin Abbas da görmüş. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah gördüğü gibi Abdullah bin Abbas da görmüş diyor. Çok değil. Hı? Çok değil. Çok adamlar işte. Köse günün ancak öyle. Şimdi olsa da şimdi görsen. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Ubeydullah ibn-i Eyyad ibn-i Lukayb an Eyyad ibn Luqayt an Bera ibn Azib. Bera ibn Azib bu da saptı. Rivayet ediyor. Kâle Bera ibn Azib buyurdu ki Be'atani Süleyman ibn Rabia. Süleyman ibn Rabia beni gönderdi. Beriden ilçi olarak. İle Ömer ibn Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer'e. Fî hâcetin lehu onun bir ihtiyacı vardı Süleyman'ın. Beni gönderdi ilçi olarak. فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ben Hazreti Ömer'in huzuruna gittim. فَقَالَ لِي Hazreti Ömer bana dedi ki لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ ikinizden sonra namaz kılmayınız. فَاِنِّي اَخَافُ ben korkarım aleyküm sizin üzerindeki sizin üzerinize korkarım ki اَنْ تَتْرُكُوهَا siz onu terk edesiniz اِلَى غَيْرِهَا başkasını. Tetrukuha'nın zemiri nereye raci? Salata. En tetrukuha o namazı terk edesiniz. İlâ gayriha o namazın gayrisine terk edesiniz. Bundan korkarım. Yani ne demek oluyor? İkinden sonra namaz kılmayın. Ben korkarım ki o namazı başkasına terk edersiniz. E bu ne manası? Başkasını. O namazı terk edersiniz, başkasını yaparsınız. İkinden sonra zaten dedi. La tusallu ba'da basır. Ondan sonra illetini gösteriyor. Niçin? Böyle diyor. Ben böyle dedim ikinden sonra namaz kılmayı. Fe inni khafu aleykum en tetrukuha ila gayra. Manasını ben pek iyi anlayamadım. Benim anladığım burada yani o ikindi namazını kılmayın. Siz onu kılmaya adet edersinizse Resulullah'ın emrine muhalefet edersiniz. Ondan sonra Resulullah'a muhalif olan başka işleri de yaparsınız. Böyle anladım ben. اَنْ تَتْرُكُوهَا siz o namazı terk edersiniz اِلَى غَيْرِهَا غَيْرِسِنَ yani onu bırakır başkasına geçersiniz. Çünkü kimden sonra namaz kılmak Resulullah'ın emrine muhalif. Siz namaz kılar da buna alışırsınızsa bu sefer başka kılınan diğer emirlerini de hiçe sayarsınız. Ben bu manayı anladım. Allahu alem bir sevap. Hatta ikindi namazından sonraki farzı namazı başka namaza şey yaparsınız. Yok başka namaza değil ki yok. Zaten ikindi namaz, ikindikten sonra namaz kılmayın. Hı. İyi. Namaz kılarsanızsa ne olur? Fe inni ehafu. Ben korkarım. Bir daha. İyi. İlletini beyan ediyorum. Aleyküm sizin üzerinize korkarım. Neden? Min en. Orada min mukadderdir. Enden hesfedilir. Hı. Min en tetrukuha. Siz onu terk etmekten korkarım. Neye terk etmekten? İlâ gayriha. Namazın gayrisini. Namazın gayrisi ne olacak? Namazı terk ettin, işte kurtardın. Yok, yani o namazı, en tetrukuha, o namazı terk edilirseniz ila gayriha, ondan başka bir namaza. Ondan başka ne namaz? Zaten namaz hepsi memnun. Yani o, ha iki rekat kılmış, ha dört rekat kılmış, ne kılmış, zaten kılmayın diyor. Kılarsanızsa namazdan o namazın gayrisine, yani ikinci bir namaz mı çıkarırsınız? Zaten memnun. Üçüncü bir namaz mı çıkarırsınız? O manada gelirse de fakat zaten namaz bir olsun, iki rekat olsun, dört olsun hepsinde nehyetmiş. Siz ikinden sonra kılmayın. Çünkü yok kılarsanızsa o namazı terk edersiniz başkasına. Yani onun yerine başkasını yaparsınız.
Yani senin dediğin o namazı kıldığınız gibi başka iki reket daha eklersin. Hayır, iki o namazın yerine farzdan olan, yani namazdan olan bir şeyi terk edersiniz. Farzı niye terk edecek? Ondan çıkmaz ki. En tetrukuha, siz o nafile namazı terk edersiniz, ila gayriha gayrisini. O nafilenin gayrisini. O yine başka namaza gidiyor. İyi ya, hangi namaza gidiyor? Burada zaten bir defa la tusallu ba'del asr. Fe inne khafaleikum en tetrukuha. O hanın zemiri niye raci? Salat. Hangisi namazına? Salat diye zikredilmedi ki burada. Ba'del asr da. Ba'del asr da hani namaz zikredilmedi. Salat demedi ki fe'le raci oluyor. La tusallu fe'l var. Olsa olsa fe'lin tehdindeki salat. Fe'lin tehdindeki salata raci. Ona raci olur. En tetrukuha, siz o ikindiden sonra kılınan namazı terk edersiniz. İlâ gayriha, o namazın gayrisine. O namazın gayrisi ne oluyor? Orası ben anlamadım. Siz yarın anlayın gelin. Benim anladığım, yani ilâ gayriha, namazın gayrisine terk edersiniz. Namazın gayrisi ne? Bu, Resulullah Efendimiz bunu nehyetti. Siz bu namazı kılarsınızsa, devam edersinizse, Resulullah'ın emrine muhalefete alışırsınız. O namaz nasıl menhi, siz menhu olan işi yapıyorsunuzsa onu gayri menhiyatı da yaparsınız. Allah'u alem müsevvet. Çünkü insan bir defa sünnete, muhalefete başladı mı, vızır vızır gelir gider. Mesela bir adam sakalı tıraş etti mi, devamlı tıraş eder, bitti. O bir defa tıraş etti mi, etti. Sünneti bir defa terke başladı mı, yavaş yavaş gider. Ondan sonra tabi farza da gelir sıra, farzı da terk eder. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال فاتتني ركعتان. عبد الله بن رافع diyor ki babası رافع بن خديج'ten rivayet ediyor. قال رافع buyurdular ki فاتتني ركعتان من العصر. İkindiden iki rekat fevt oldu. Yani imama gelmiş ki imam ikisini kılmış, ikisi kalmış, ikisini imamla beraber kılmış. Ondan sonra kalkmış onu kaza etmeye. فَقُمْتُ اَقْضِيهِمَا. Ben kalktım ki fevt eden iki reketi kılayım. وَجَاءَ دُرَّ. Kamçısı da beraber. فَلَمَّا سَلَّمْتُ. Vaktaki ben selam verdim, yanında beklemiş. Beklemiş, namazda selam verdikten sonra قَالَ مَا هَذِهِ السَّلَامِ. Bu kıldığın namaz değil. Eğer sünnet zaman yapıştıracak. Fakultu, Hazreti Rafi demiş ki fatetni reketan, ikindinin farzından iki reket geçti. Fakumtu akdihima, ben onları kaza etmeye kaim oldum. Fakal Hazreti Ömer buyurdu ki zanentüke, ben seni zannettim ki tusalli, sen namaz kılıyorsun ba'de'l asr, ikindiden sonra. Zannettim ki ikindiden sonra sen nafile kılıyorsun. وَلَوْ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ. Eğer ikindiden sonra sünnet kılmış olsaydın لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ. Sana yapacağını yapardım. Eğer ikindiden sonra kıldığın sünnet olsaydı لَفَعَلْتُ, ben işlerdim. بِكَ, seni, sana. وَفَعَلْتُ, gene yapardım. Yani iş, yapacağımı ben yapardım. Tehdit etti. Haddes, onun için Hazreti Ömer laubalisi yok. Hakkı tebliğde, emri tutmada, lehide kaçmada, öyle sahabeymiş, büyükmüş, küçükmüş, hiç dinlediği yok. Hak neyse oradan gidilecek. Vesselam. Şeytan kaçıyor ya. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene vehbun, kâle haddesene şöbetü en sa'din en ubeydillâhi bin-i râfi an ebihi ve zekere mislâhu. Yine eyni hadisi şerifin başka senetle zikrettiği. Yukarıki hadis Ebu Bekir'e rivayet etti. Bunu da İbn-i Merzuk. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena İsmail ibn-i Ebi Kesir, en Muhammed ibn-i Amr, en Umar ibn-i Abdülmelik ibn-i Mughiret ibn-i Nevfel, en Ebi Sa'iden-i Kudri, radıyallahu anh. Ennehu kâle, Ebu Sa'iden-i Kudri buyurdular ki, emereni Umar ibn-i Khattab, Umar ibn-i Khattab'dan emretti, en adribe dögeyim. Men bir kimseyi ki kâne yusalli kılar. Ba'del asır, ikindiden sonra er-reketeyn, iki reketi kılar. Evet, her kim ikinden sonra iki reket namaz kılarsa ben onu
dökeyim neyle? Bir dirreti kamçıyla. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Seyyid-i Hudri'ye demiş ki, sen memursun. Her kimi gördün, ikinizden sonra namaz kılıyor, kamçıyla diyor. Yukarıda geçti, Abdullah ibn Abbas'a demir etmişti. Abdullah ibn Abbas demedi mi ki? Ben de Hazreti Ömer'le beraber dökerim. Sonra ileride rivayet geliyor ki, Hazreti Halid'i de muvazzaf kılmış. Yani ashab-ı kiramdan birçoklarını vezifeli kılmış. Elinize kamçıyı alın, bakın ikinden sonra kim iki reket nafile namaz kılıyorsa yapıştırır. Niye sünnet-i hilafın olduğunda? Haddesene Hüseyin ibn-i Hakem el-Ciziyyü, kâle haddesene Ebu Gassan, kâle haddesene Sa'd ibn-i Mes'ud, en-il-Hasen ibn-i Ubeydillah, en-Muhammed ibn-i Şeddad, en-Abdirrahman ibn-i Yezid, en-il-Eşter. Kâle kâne Halid ibn-i Velid, Halid ibn-i Velid oldu, yadribun nas, nasi dökerdi, al-salati, ba'den asır. İkimizden sonra namaz kılanları o da dökerdi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عامر بن مصعب عن طاووس انه سال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس sormuş طاووس عن الركعتين بعد العصر ikindiden sonra iki rekat namazın hakkında sual sormuş fenahahu Abdullah bin Abbas onu nehyetti وقال بيردك استعوذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره الآية وما كان olmadı لمؤمنين hiçbir mümine olmadı ولا مؤمنة hiçbir mümine olan kadın içinde olmadı yani selahiyet verilmedi hiçbir adama erkek olsun kadın olsun selahiyet verilmedi. Ne vakitte? اِذَا قَدَ اللّٰهُ Allah bir hükmü verdiği vakitte. وَرَسُولُهُ Hutta Resulü emren bir emri, bir emri verdi. Şu iş şöyle olacak. Allah yahut da Peygamberi şu iş olacak yahut olmayacak diye onu kada etti, yani yerleştirdi. Emir neyi? Bu emir verildikten sonra hiçbir kimseye erkek kadın olmadı. اَنْ يَكُونَ اُلَا lehum kendileri için el hiyaretu ihtiyarlık olan min emrihim kendi emirlerinde. Yani Allah peygamber bunu emretmiş ama ben muhayyerim. İstersem yaparım, istersem yapayım. Yok. Allah'ın ve Resulullah'ın emri lehyi oldu mu senin de ihtiyarın yok. Ben istersem yaparım, istersem yapayım. Olmaz. Hazreti Abdullah ibn Abbas bak nereden getirdi. O dedi ki ikinden sonra iki rekat kılınıyor. Ne dersen aman zinhar yapma. Niye? Resulullah bu ayeti okudu, ayeti istidlal etti ki Allah ve Resulü bir hükmü emretti mi onun için kimse ona karşı kendi ihtiyarını kullanamaz. Binaenaleyh Resulullah Efendimiz nehyetti. Nehyettikten sonra ihtiyarım kendi elimdedir. İstersem kılarım, istersem kılmam böyle şey yok. Kılmayacaksın, bitti. Ömer'in düğünü de bunun için. Ama mübah olan bir vakitte olsa evle ilikindirin arası mübah. Hazreti Ömer kimseyi dövdü mü evleyle ikindirin arasında? Kuşluk vakti kılanık dövdü mü? Gece namaz kılanık dövdü mü? Yok, yok. Mubah vakit isterse kılın. Muhayyer vakit. Ama ikindiden sonra namaz kılmada muhayyer değil. Nafile namaz kılmada muhayyer değil. Sabah namazından sonra yine öyle. Adam ben Rabbime ibadet edeceğim. Adı dediğim ya da ben Rabbimin köpeğiyim istersen her an vakit olsun ben yuvarlanacağım. Onunkisi sopa, Hazreti Ömer'in kamçısı lazım. Ahan sene bir, ahan sene iki, yuvarlanacaksan sabaha kadar git yuvarlan. Hıyaratu mu, hıyaratu mu? Hıyaratu. Lehumul hıyaratu min emri melâin. Bu, siz nasıl ihtilat ettiğiniz vakitte başınızda kesecektir. Dini iki adam yıkar. Birisi fasık alim, birisi de cahil sofir. Dini bu ikisi yıkar. O alim olur, şeytani olur. Daima böyle dolambaçlı yollardan fetva çıkarır. Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri helal kılmaya çalışır. O şeytani. İşte bu dini yıkar. Mesela faize yol bulur, rakı içmeye yol bulur, zinaya yol bulur. Ne haramsa ona bir dolambaçlı yer bulur, fetva bulur. Yok işte şu şöyledir, bu böyledir. İşte bu adam dini yıkar. Şeytan. Bir de cahil sofi. Sofi mi sofi? Abi. Ama nasıl sofi? Kendi kendine din uydurur.
yıkıyor, sopuluk ediyor. Bir de bu yıkar. Kendi kendine din uyduruyor. Olmayan, caiz olmayan şey gider yapar. İtiraz ettin, kıyameti koparır sen. Yahu sünnet, neyse sünnetine git. Yok, imkanı yok. Mesela sabah namazının sünneti kaçtı? İki reket. Bir adam gelsin de ben dört kılacağım. Ya Allah'a ibadet et, sen benim mani olamazsın. Hadi buyur bakalım. Hayır ben altı kılacağım. Hayır ben sekiz kılacağım. Yahu kılacaktın gece, sünnet olan geceydi. Ya kalka kılaydın, sabah namazı iki kılınır, sünnet bu. Bırak canım zaten siz değil misiniz, hocalar değil mi böyle? İnsan Allah'tan men edersiniz. Ben Rabbimin huzurunda köpek gibi yuvarlanacağım, yuvarlanacağım. Onu biz işte bunlar dini yıkan adamlar Allah muhafaza. Bir fasık şeytan olan alim, bir de cahil olan sufi. Bir gün Antep'te dükkanda oturuyorum, bir hoca 3 saatlik yoldan gelmiş hisar okuyor. Her gün gelir. İki kardeş gelirler, bir imam, bir de muallim vekili. Yani bir parça elim öğrenelim de başkasını öğretelim. Bir de bir cahil, bir sufi demirci. Hiç elif bilmez. Fakat derviş. Geldi şimdi o hisar okuyor. Amel-i kıyas yapıyor. Amel-i kıyas'ta ne anlayacak o derviş? Dinledi, dinledi. Faildir, mefuldür, merfudur. Hiç kafasına girmedi. Biraz dinledi. Biz dersi bitirdik. Döndü, baktı böyle kitaplara. Ya Rabbi elhamdülillah. Sen beni cahil yapmışsın, yaratmışsın. Ya Rabbi sana çok şükür ki bunların okumasını bilmiyorum. Ya Rabbi bu ne yüktür hele? Bak. Ya Rabbi elhamdülillah ki sen beni cahil yaratmışsın. İşte bu cahil sofuyu da şimdi orada bile hidayet çekeceksin. Niye? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bu ayete bak itiraz ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki, bilenlerle bilmeyene bir olur mu? O cahil olmasıyla iftihar ediyor, Allah'a da hamd ediyor. O zannediyor ki o kitaplar yükümüş. Şimdi öteki hoca dedi ki, ya bu ne diyor? Ben ta 3 saatlik yoldan geliyorum, Allah'tan sevap diliyorum, elim öğreneyim, bu da buna şükrediyor. Şimdi ikisi dövüşecek oldular. Ne yapacaksın şimdi? Ay dedim ki, onun elimde nasibi yok. O derviş. Allah Allah Allah. Başka bir şey öğrenmemiş. Bundan başka bir şey bilmez. Ama hakikaten ağzından da zikir düşmez. Allah 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 Allah. Onun lezzetini almış. Elim buna nasip değil. Sen de elim yolunda gidiyorsun. Fakat sen de zikri de unutma yani. Hem elim yolunda yürü hem de bunun gibi zikret ikisini cem et. Adamlar baktım dövüşecekler zorla. Arayı buldum. Şimdi o cahile ben ne anlatacağım? Bu kitabı okuyacaksan, Kur'an'ı anlayacaksan, ona göre amel edeceksen, bilmez ki o cahil. Sonra cahil öyle bir bela ki, yine bir adamı gördüm. Dedi ki, ya adamlar ibadet ediyorlar ki, biz cennete gideceğiz, cennette huri var, gılman var. Diyor, hala bunlar diyor, şehvetperest adamlar. Hala dünyadaki Müslümanlar şehvetperest gidecekmiş ki, orada huri gılman varmış. Peki ya dedim, ne diyorsun sen? Yok böyle şeyler yok diyor. Böyle şeyler yok diyor. Allah'tan gelmişiz, Allah'a gideceğiz. Sen nerede okudun bunları dedi. Dedi, Varitat isminde bir kitap var, İstanbul Mektupçisi yazmış. Ben onu da okudum. Böyle insan Allah'a ibadet eder. Allah'tan gelmişiz, Allah'a gideceğiz. Ne cennet var, ne cehennem var. Peki dedim, Allah Kur'an'ında diyor ki, Es-sa'idu billah, inne lil-muttaqine mefazen. Bu manasını da bilmez. Cenab-ı Hak diyor ki, müttakiler için geniş geniş bahçeler vardır. O bahçelerde üzümler vardır. Allah. Sonra turunç memeli, huri kızları vardır. Bak bak dedi, koca da şehretperest dedi. Koca da şaşırmış, bak 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 dedi. Dedim ki, şeyhi de yanında oturuyor. Onlar da bir grup Nakşibendi şeyhleriymiş. Bir baktım cahil adam, şeyhine dedim ki, yahu dedim, sen bunlara tereket vermişsin, bunları derviş yapmışsın. Bu adam Allah'a itiraz ediyor. Benim okuduğum Kur'an, Allah'a itiraz ediyor. Bu adamın dini imanı yok. En evvel buna dini imanı öğret de sonra dervişlik öğret. Bu adam Kur'an'ın bir harfini inkar eden kafir olur. Bu Kur'an'ın tümünü inkar ediyor. Efendim dedi ki, yok estağfurullah ben Kur'an'ı inkar etmiyorum fakat Kur'an'ın manasını kim bilmiş ki? Kur'an bekar gelmiş bekar gider, Kur'an'ın manasını bilen yok dedi. Dedim bu da kızılbaş yüzü ya. Kur'an'ın manasını sen bilmiyorsun, ben biliyorum. Kim dedi bilmiyor? Kur'an'ın manasını bekar kimse bilmiyor da bu namaz nereden çıktı, oruç nereden çıktı, hac nereden çıktı,
Ya sen hangi dinle amel ediyorsun? Kur'an anlamıyorsun, Tevrat ile mi amel ediyorsun, İncil'le mi? Şeyhine diyorum ki, dinliyor musun senin müritlerin marifetlerini dedim. Yahu dedim, bunların dinle alakası yok, evvela akidelerini öğret Allah aşkına dedim. Ehl-i sünnet akidesini bilsinler de dervişliği yerine bassın bunun dedim. Güya dervişimmiş, Nakşibendi, yevmiye 10.000 Allah Allah çekiyormuş. Akidesi bozuk dedim. Allah'a itiraz ediyor, artık kızdım. Dedim sen anlamıyorsun, ben anlıyorum dedim. Git bir bedeviye sor, Arap. Cahil bir bedeviye Kur'an'ın manasını bilir dedim. Allah-u Teala amma mı indirmiş dedim. Kur'an'ın tükenmez manası var dedim. Kur'an'ın zahir bir manası var ki biz onunla amelle mükellefiz. Bir de onun esrarı var ki işte o esrarı herkes bilmez. Kur'an bekar gelmiş, bekar gitmiş diyenler bunlar. Yani Kur'an'ın esrarı tükenmez. Fakat biz esrarıyla mükellef değiliz. Biz Kur'an'ın zahiriyle mükellefiz. Sen dedim Allah'a itiraz ediyorsun ki cenneti de yok, hurusi de yok. Allah diyor var, sen diyorsun yok diyor. O da şaştı kaldı. Vallahi dedi ben şimdiye kadar hiç bundan bunu duymamıştım. Duymamıştın dedim ben. De iki senedir duyuyorum. Bugün de burada gördüm. Antep'te meşhur bir derviş. Artık bu sefer şeyh yamalamaya başladı artık. Şey büyüdü. Yırtık büyüdü. Dedi ki Hazreti İsa radıyallahu anh gidermiş. Bir cemaate tesadüf etmiş. Sormuş ki siz ne için ibadet ediyorsunuz? Demişler ki vallahi Allah'ın hesabından korkuyoruz. İbadet ediyoruz, Allah'a yalvarıyoruz ki bizi cehennemde yakmasın. Eh güzel demiş. Gitmiş bir cemaate daha tesadüf etmiş. Onlar da ibadet ediyorlar. Siz ne için ibadet ediyorsunuz? Biz de ibadet ediyoruz. Allah-u Teala bize cennetini versin. Cennette güzel makamlar versin. Huri versin. Hırman versin. O da güzel demiş. Gitmiş daha bir cemaate. Onlar da ibadet ediyorlar. Sormuş siz ne için ibadet ediyorsunuz? Vallahi biz Allah'a aşıkız. Allah'ın muhabbeti için ibadet ediyoruz. Ne cennet rağbeti var, ne cehennem korkusu. Bunlar için ibadet etmiyoruz. Allah muhabbeti için ibadet ediyoruz. Demiş ki sizinkiler daha güzel. Dedim bu başka. İbadet zaten cennet için, cehennem için ibadet edilmez. Allah'a muhabbet için ibadet edilir. Fakat bundan cehennem yok. Cenneti de yok. Bu manamı çıkar dedim. Sonra dedim ki bu senin okuduğun varidat kitabının mahiyeti keşfi zulümde yazmış. Okuduğunuz kitap dinsiz kitabı. Sen varidatı okuyorsun. Dinsiz melunun birisi yazmış bunu. Birisi üç dinden bir din icat etmiş. Varidat ismindeki kitabı yazmış. Şimdi Türkiye'de o çok meşhurdu. Dervişlerin arasında oho varidatı Kur'an'dan üstün tutarlar. Sapık demişler. İşte o da onlardan birisiymiş. Osman isminde bir mektupçu yazmış. Şimdi o varidatın mazisi var. Balıkesir'de meşhur yaylada Evliyaullah'tan birisi var. Keşf-i Zunun'da yazıyor. Köy imamı bir iki cemaatinin o zati ziyarete gidiyorlar. Ziyarete giriyorlar, yanına giriyorlar. O şeyh efendi ehli keramet bir necis kokusu alıyor. Sağa sola bakıyor. Diyor ki arkadaşlar bir necaset kokusu var. Yani bakın çadırda bir şey var mı? Arıyorlar, darıyorlar. Bir şey yok. Çadırın etrafına bakın. Bir necis kokusu var. Bakıyorlar gene yok. İçeri geliyorlar. Yine ararken birisinin imamın koltuğundan bir kitap düşüyor. Şeyh bakıyor ki necaset kokusu kitaptan geliyor. Aman diyor o kitap ne kitabı? Necaset kokusu bundan geliyor. Efendim diyor işte Simavna Kadısı'nın yazmış olduğu varidat kitabı. Meşhur bir hınzır var idi. Simavna Kadısı Osmanlılara da karşı geldi bilmem neydi. Bir din uydurdu o. Onun işte varidat ismindeki kitap onda. Aman aman demiş çıkarın bu işte. Necaset bundan geliyor. Bunu dedim Keşf-i Zunun'da yazmış. İşte bu o. Allah'ın dinini iptal için yazılmış bir kitap. Onu getirmiş İstanbul mektupçisi Osman isminde birisi. Türkçe'ye tercüme etmiş. Latince bastırmış. Günlerine canlarını okumuş. Onun için Peygamber Efendimiz ne diyor? Benden sonra benim ümmetim 73 firkeye ayrılacak. Benim ve ashabımın hangi gittiği yoldan giderse necatı bulursunuz. Yoksa yandınız gittiniz. Bak burada düşün ki Hazreti Ömer namaz kılmak bir şey değil. Allah'a ibadet ediyor. Sünnete muhalif olduğundan kamçıyla dövüyor ki kılma. Niçin? Sünnetten millet ayrılmasın. O bir defa sünnetten ayrılmaya başladı mı artık gider de gider. Meseleyi uzattık burada. Evet. Yukarıda hadisin manası söylediniz mi? İçin Mesih'e başka manası yoksa? Fe in kâle kâilun.
Bir daha mı? Fehâulâ, işte bunlar. Eshâb-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in eshâbıdır. Yenhevne, nehyediyorlar anhumâ, bu iki rekette. Ve yadribu Ömer ibn-i Hattab, Hazreti Ömer döküyor radıyallahu anh, aleyhimâ, o iki reketi kılanları. Onun üzerine döküyor. Bi hadreti sair eshabi, Resulullah'ın diğer eshabının huzurunda döküyor. Eğer öyle bir sünnet olsa eshabdan kalkar derler ki, ya onlar yanlış yapıyorsun, Resulullah bunu emretti, kılınacaktır derdiler. Onların huzurunda döküyor, onlar da şükut ediyorlar. Alâ kurbi ahdihim bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, daha Peygamber Efendimiz'e de ahdleri yakın, daha yeni ayrılmışlar. Hepsi Resulullah'ın zamanını biliyor. La yunkiru zalike aleyhi, Hazreti Ömer üzerine bu düğmeyi inkar etmedi. Minhum, ashabtan münkirin hiçbir kimse. Hiçbir münkir kalkıp da ya Ömer niye bunu döküyorsun vardır demedi. Evet. Fe'in gâle gâilun, bir adam dese ki, fakat ahberet, haber verdi Ümmü Seleme'te radıyallahu anh, Hazreti Ümmü Seleme haber verdi ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kat kânenehâ lehyetti anhumâ o iki reketten. Sümme sallâhumâ, ondan sonra kıldı o iki reketi, ba'de zâlik, ondan sonra. Ne için? Lima, şol bir şey için kıldı ki, terekehumâ, onları terk etti, ba'de zuhri. Evleden sonra. Evleden sonra olan iki reketi terk etti. Bundan bir mesele çıkacak. Diyor ki, Hazreti Peygamber Efendimiz önle namazının sünnetini meşgul olmuş yahut unutmuş, terk etmiş. Ondan sonra da gelmiş Hazreti Ümmü Seleme'nin evinde bunu kaza etmiş. Öyleyse bundan bir mesele çıkar. O da ne çıkar? فَهَاكَزَا اَقُولُ O gayet diyor ki, ben de böyle derim ki, يُسَلِّيهِمَا O iki reketi kılar, بَعْدَ الْعَصِرِ ikindiden sonra, مَنْ تَرَكَهُمَا بَعْدَ الظُّهُرِ Önleden sonra kılmadı, terk ettiyse ikindiden sonra kılar. Ben de böyle derim. Yani bundan bu mesele çıkar. İkindinin kendi sünneti yok ama evlerin sünnetini kılamayan bir adam ikindiden sonra kaza eder. Baksana Resulullah Efendimiz kaza etmiş. Bundan bu çıkar. Ben de böyle derim. Dese buna ne cevap vereceksin? وَلَا يُسَلِّ اَحَدٌ بَعْدَ الْعَصِرِ İkindiden sonra hiçbir kimse kılmaz. شَيْءَ مِنَ التَّطَوُّ غَيْرِهَا Bu iki reketten başkasını kılmaz. Yani bir mezhep çıkarıyor ki ikindiden sonra bir nafile yok. Ama evlenin sünnetini kılamamışsa o vakitte kaza eder. Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi. قِيلَ لَهُ Ona cevap verilir ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمَّا صَلَّاهُمَا حِينَيْزِلْ Vaktaki o evlenin geçen iki reketini ikindide kıldı. قَدْ نَهَا عَنْهُمَا Fakat bu iki reketi kılmakta nehyetti. اَنْ يَقْضِيَهُمَا اَحَدٍ Başka birisinin kaza etmesinde nehyetti. Peygamber Efendimiz kendisi kaza etti ama fakat başkası böyle yapmasın dedi. Evdeysin sünnetini kılamazsa ikindiden sonra kılmasın, kaza etmesin. Demek Resulullah Efendimiz'e has oldu. Peki nehyettiğini neyle ispat edeceksin? Senet sefet lazım. Senetsiz sefetsiz olur mu? Senedini getir. Geçti ya. Yok, getirdi. Bakıyor. Vezalike. Vezalike enne Ali ibn Şeybete bel. Senedini şimdi getirdi. Haddesena, kâle haddesena Yezid ibn Harun. Kâle akberena Hammad ibn Seleme. Ani Lazrak ibn Kays. An Fikvan. An Ümmü Selemete. Kâle Hazreti Ümmü Seleme dedi ki, sallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem al asra. Peygamber Efendimiz ikindi yıkıldı. Sümmete halebiyti. Benim evime girdi. Fesallâ raketeyn. İki raket namaz kıldı. Fekultu ya Resulullah. Ey Allah'ın elçisi, salleyte salaten, sen bir namaz kıldın ki, lem tekuntu salliha, sen bunu hiç kılmazdın. Bugün kılmadığın bir namaz kıldın. Kale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki, kadimi aleyye malum, bana bir mal geldi. Feşşegaleni an reketeyn. İki reketten beni meşgul etti. Öyle iki reket ki, kuntu sallihima bada zor. Evleden sonra kılmış olduğum iki reketten beni meşgul etti, kılamadım. فَصَلَّيْتُوهُمَا O iki reketi kıldım, el-âne şimdi. قُلْتُ Hazreti Ümmü Seleme diyor ki, ben dedim ki, Ya Resulullah, ey Allah'ın elçisi, اَفَنَقْضِيهِمَا Biz de kaza edelim mi? اِذَا فَاتَتَا Bizim de böyle geçerse, evlenin son sünneti geçerse, biz de kaza edelim mi? Senin gibi. قَالَ لَا Siz kaza etmeyin dedi. Demek ki Resulullah Efendimiz'e has oldu.
Resul-i Ekrem Efendimiz ben kaza ettim fakat siz sizin başınıza da geçer, evrenin sünnetini kılamazsınızsa sonra kaza etmiyor. Bir bu. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i nehyetti. Fâder hadis, bu hadiste. اَحَدٌ diye, bu اَحَدٌ mi diyeceğiz? اَخَذَ 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 Öyleyse fenehyu diyeceğiz buna. Fenehyu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in nehyi fi hadel hadis bu hadiste uhize ehzulundi en yusalliyehuma ba'del asır kadaer. İkindiden sonra kaza kılınmasından ehzulundi. O da neden? Amma kâne yusallihi ba'da zuhur. Evleden sonra kılmış olduğu iki rekat ikindiden sonra kaza kılmasından bu nehi anlaşıldı. Yani Peygamber Efendimiz kendisi kıldı fakat Hazreti Ümmü Seleme sordu ki biz de kılalım mı? Yok. Şimdi bu nehi nereden çıktı? Resulullah Efendimiz onu kaza etmeseydi Hazreti Ümmü Seleme sorar mıydı? Yok. O onu kıldığından dolayı Hazreti Ümmü Seleme sordu. Nehi işte buradan çıktı. İbare böyle olacak. فَنَهْيُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisteki Peygamber Efendimiz'in nehyi اُخِذَ alındı. Öyle değil mi? اُخِذَ alındı. Neden? مِنَنْ demek. مِنَنْ يُسَلِّيَهُمَا بَعْدَ الْأَصِرِ قَدَانْ اَمَّا كَانَ يُسَلِّيهُ بَعْدَ الْكَوْرِ Fakat ibarede gene benim şekli şüphem oldu. Bu akaze mi? Başka bir şey mi? Bir tam ibareyi Rabbi güzel olmadı. Fenaha desek malum okusak Fenaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel hadis. Bu hadiste Peygamber Efendimiz nehyetti. İyi. Neyi? Olaysa akaze hiç lüzum yok. Nehyetti. En yusalliyehuma onları kılan ba'da lasır ikindiden sonra kadaen kadar emma kâne yusalli ba'da zuhur. Ba'da zuhur kılmış olduğu namazda gaza olarak bunu kılan o akaze olmasa daha güzel olur. Eksu olmaz mı? Aslında. Ne? Ne eksu ne olur? İki fail olur mu? Fenha Resulullah faili var. Eksu olmaz ki de. Ya bu ziyade? Aksı olsa olmaz. He? Aksı. Aksı? Alınması. En müsallim abadır aslında. Fenha Resulullah'ın fazel hadis iyi. Aksı en müsallim. Ney meful olacak? Neha iki meful olmaz. Neha şey lazım. Feneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel hadis sonra ehzen yusallihama nasıl muzaf olur? Bu ehzek yani zayid etlisek ibare sağlam oluyor. Feneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel hadis en zaten min mukadderdir. Min en yusalliyehuma ahadun olursa tekdim tehir daha güzel olur. En yusalliyehuma ahadun ba'da lasr-ı kadan amma kana yusalli ba'da zuhur. Allahu alem yine de böyledir. Bu ahadun tekdim tehir olmuş. Ben kendi kitabıma bir yaz işaret edeceğim. Doğrusunu bulan tavsiye etsin. En yusalliyehuma ahadun. Ve ahadun oraya evvelkinin üzerine de bir daire çiziyor. Eğer bir ilgi çıkar yanlışımızı düzelirse aferin dedik. En yusalliyehuma ahadun ba'da lasr kadan amma kana yusalli ba'da zuhur. O vakitte ibare güzel olur. Fedelle zalik bu delalet etti ki ala anna hükme gayrihi gayrisinin hükmi fihima o iki rekette izâ fâtetâhu başka birisini terk ederse hilaf hükmi kendisinin hükmünün hilafıdır. Kendisi kıldı fakat başkası kılmayacak. فَلَيْسَ لِيَحَدٍ Hiçbir kimseye olmadı ki اَنْ يُسَلِّيَهُمَا وَاِنْكِرِكَةِ كِلَا بَعْدَ الْاَسْرِ كِمْدَنْ سُولَا وَلَا اَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَسْرِ asla değil o iki reket ikindinden sonra asla bir nafile kılmaya hiçbir kimseye layık değildir. Ne o iki reketi kıla ne de başka bir nafile kıla. وَهَذَا هُوَ النَّظَرُ اِذَا Nezer de böylecedir, kıyas da böylecedir. وَذَلِكْ Bu kıyasla اَنَّ الرَّكَتَيْنِ بَعْدَ زُهُرْ İkinden sonra, evleden sonra olan iki rekat لَيْسَتَ فَرْضًا Farz değildir.
fîzâ türiketâ terk olunursa o iki rekat, hatta yusallâ salâtul asr, hatta ikindi namazı kılınırsa, yani ikindi namazına kadar kılamadı. Çünkü evreden sonra vakit vardır. İkindiyi kılmazdan evvel kılabilir o iki rekatı. Fakat ikindi kılın, ikindiyi kılana kadar kılmadı, ikindiyi kıldı. فَاِنْ سَلَّيَتَا بَعْدَ ذَٰلِكَ İkindiden sonra kılmış olursa فَاِنَّمَا تَطَوَّعَ بِهِمَا نُسَلِّيهِمَا Onları kılan adam nafile kılmış oldu onları. فِي غَيْرِ وَقْتِ تَطَوُّعُونَ Tatavvun vakti olmayan bir vakit. İkindiden sonra tetavvu vakti yok. O adam ikindiye kadar kılmadı, vaktinden çıkardı. Vaktinden çıktığında nafile oldu, tatavvu oldu. Tatavvu'yı, tetavvu vakti olmayan bir zamanda kıldı. O da ne? İkindiden sonra. فَلِذَٰلِكْ Bunun için نَهَيْنَا biz نَهْيَتِّ اَحَدًا herhangi bir kimseyi اَنْ يُسَلِّيَ بَعْدَ الْأَصِرِ İkindiden sonra kırmayı nehyettik تَطَوَّعًا nafile olarak وَجَعَلْنَا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ Bu iki rekatı kıldık وَغَيْرَهُمَا يَحُفْ Bu iki rekatten gayrisini مِنْ سَائِرِ تَطَوُّ diğer nafilelerden ister bu iki rekat ister başka herhangi bir nafile namazı fî zâlik bu meselede ne kıldık? Sevâen müsâvi kıldık. Yani caiz değil. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى بِذَا